Merhaba gençler bir önceki dersimizde rüzgarlarla ilgili bazı kavramlar üzerinde durmuştuk. Bu dersimizde ise rüzgar çeşitlerini görmeye çalışacağız. Öncelikli olarak biz rüzgarları 3 ana başlık altında e, inceleyeceğiz. Bundan bir tanesi sürekli rüzgarlar, bir diğer rüzgarımız mevsimlik rüzgarlar ve bir diğer rüzgarımız ise yerel rüzgarlar. E, sürekli rüzgarlar öncelikli olarak görmemiz gereken rüzgar çeşidi. Sürekli rüzgarlar kendi arasında 3 alt başlığa ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi alize rüzgarları, bir diğer rüzgarımız batı rüzgarları, bir diğer rüzgarımız ise kutup rüzgarlarıdır. Mevsimlik rüzgarlarımız ise yaz ve kış musunu diye iki kısma ayrılıyor. Gençler yerel rüzgarlar ise dört alt başlık altında el alıp incelenecek. Bunlardan bir tanesi meltem rüzgarlarımız, bir diğer rüzgarımız sıcak yerel rüzgarlar, bir diğer rüzgarımız soğuk yerel rüzgarlar ve bir de tropikal rüzgarları birlikte göreceğiz. Meltem rüzgarları ise kendi e, arasında dört alt başlığa ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi deniz meltemi, bir diğer rüzgarımız kara meltemi ve bir diğer dağ meltemi ve bir diğer rüzgarımız ise vadi meltemini göreceğiz. Sıcak yerel rüzgarlar ise kendi arasında gençler fön rüzgarı, sirokku ve hamsin diye üç kısma ayrılıyor. Soğuk yerel rüzgarlara bakacak olursak bunların içerisinde bora rüzgarı var. Bora, mistral ve krivets. E, bunları göreceğiz. Bir diğer rüzgarımız ise tropikal rüzgarlar. Tropikal rüzgarların içerisinde kasırgalar var. Tayfun, tornado ve hortumun ne olduğunu görmeye çalışacağız. Evet ilk rüzgar çeşitimiz sürekli rüzgarlar. Gençler sürekli rüzgarlar sürekli basınç merkezleri arasında ki biz daha öncesinde görmüştük. Sürekli basınç merkezleri arasında yıl boyunca aynı yönde esen rüzgarlardır. Ve özellikle bu rüzgarlar etkiledikleri karaların kıyılarına bol yağış bırakabilmekte. Aynı zamanda bu rüzgarlar okyanusların içerisinde meydana gelen akıntılara da yön verebilmekteler. Bu rüzgarları biz gençler kendi arasında 3 gruba ayırmıştık biraz önce. Alize rüzgarları, batı rüzgarları ve kutup rüzgarları diye üç gruba ayrılıyor. Bunu e, dünya modeli üzerinde görmeye çalışacak olursak özellikle 30 derece enlemleri arasında Alize rüzgarlarının etkili olduğunu, 30 ile 60 arasında ise Kuzey Yarımküresi ve Güney Yarım küresi bakacak olursak Kuzey Yarımküresi'nde 30-60 ve Güney Yarımküresi'nde 30-60 enlemler arasında batı rüzgarlarının daha çok etkili olduğunu görüyoruz. Yine aynı zamanda Kuzey Yarımküresi'nde 60 ile 90 arasında kutup rüzgarlarının yine Güney Yarımküresi'nde yine 60 ile 90 arasında kutup rüzgarlarının etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer sürekli rüzgarımız Alize rüzgarları. Gençler bu rüzgarların oluşumunu şekil üzerinde sağ taraftaki şekil üzerinde görmeye çalışalım. Özellikle 30 derece dinamik yüksek basınç alanlarından, evet kuzey yarımküresi ve güney Harun küresini birlikte görmeye çalışalım. 30 derece dinamik yüksek basınç alanlarından e, termik alçak basınç alanı olan ekvatora doğru esen rüzgarlara biz alize rüzgarları adını vereceğiz ve gençler bu rüzgarlar kuzey yarımküresinde sağa doğru Dünya küresinde ise sola doğru bir sapma göstermekte. Ve yine gençler bu rüzgarlar doğu kökenli oldukları için etkili oldukları kıtaların doğu kıyılarına bol miktarda yağış bırakabilmekteler. Ve aynı zamanda gençler bu rüzgarlar sıcak okyanus akıntılarına sebep olmakta. Ve bu akıntıların yönlerinde değişmelere sebep olabilmekteler. Ve özellikle alezer rüzgarları yıl boyunca doğudan batıya doğru hareket eden gemilerin hareketini kolaylaştırdığı için bu rüzgarlara ticaret rüzgarları adı verilmiştir. Evet bir diğer sürekli rüzgarımız ise gençler batı rüzgarlarımız. Özellikle bu rüzgarlarımızın oluşumunu şekil üzerinde anlatmaya çalışayım. dikkat edecek olursanız sağ taraftaki şekil üzerine bakacak olursak özellikle burada basış basınç merkezleri ve enlemleri verilmiş ve daha önceki bilgilerimize dayanarak Kuzey yarımküresinde bulunan 30 derece enlemlerinin, Güney yarımküresindeki 30 derece enlemlerinin dinamik yüksek basınç alanları olduğunu daha öncesinde görmüştük. Gençler, bir diğer ise 60 derece enlemlerini ise hem kuzey hem güney için söyleyebiliriz. 60 derece enlemleri ise birer dinamik alçak basınç alanları konumundadır ve batı rüzgarlarının oluşumuna geçecek olursak, gençler özellikle kuzey ve güneydeki 30 derece dinamik yüksek basınç alanlarından 60 derece dinamik alçak basınç alanlarına doğru esen rüzgarlara biz batı rüzgarları adını vereceğiz. Özellikle burada dikkatimizi çeken bir diğer husus ise şu. Özellikle batı rüzgarların hem kuzey yarım küresinde hem de güney yarım küresinde farklı yönlerden estiği söylenebilir. Özellikle kuzey yarım küresinde gençler batı rüzgarların daha çok güney batıdan kuzey doğuya doğru. Güney yarım küresinde ise bu rüzgarların kuzey batıdan güney doğuya doğru testi söylenebilir bir diğer gençler bilmemiz gereken şu özellikle bu rüzgarlar 30-60 arasında yani orta kuşakta daha çok etkili olduğu için orta kuşakta bulunan kıtaların batısına bol miktarda bu rüzgarlar yağış bırakabilmektedir gençler bir diğer bilmemiz gereken şu özellikle bu rüzgarlar 30 derece ilerlerinden alan batı rüzgarları yaklaşık olarak özellikle 60 derece dinamik alçak bas alanları üzerinde kutup rüzgarlarıyla karşılaşmakta ve 60 derece enlemleri üzerinde hem kuzey yarımküresinde hem de güney küresindeki 60 derece enlemleri üzerinde cephe yağışlarını oluşturabilmektedir. Ee, yine gençler ülkemizde orta kuşakta yer aldığı için genelde ülkemiz batı rüzgarlarının etkisi altında kalmaktadır. Son olarak bir diğer sürekli rüzgarımız ise kutup rüzgarları. Özellikle burada şekil üzerine yine dönecek olursak 90 derece termik yüksek basış alanlarından 60 derece dinamik alçak basış alanlarına doğru esen rüzgarlara biz e, kutup rüzgarları adını vereceğiz. Bu hem Kuzi yarım küresi hem de güney yarım küresi için geçerli olan bir rüzgar sistemidir. E, yine gençler bir diğer e, bu rüzgarların özellikleri içerisinde bu rüzgarların daha çok soğuk ve kuru rüzgarlar olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve yine dikkat edecek olursanız diğer rüzgarlarda anlattığımız, anlattığımız hususlar bu rüzgar için de geçerli. Dikkat edecek olursak bu rüzgarların da yönlerinde sapmalar meydana gelmekte. Bu rüzgarlar özellikle Kuzey Yarım Küresi'nde Kuzey Doğu'dan Güney Batı'ya doğru Güney Yarım Küresi'nde ise bu rüzgarların daha çok Güney Doğu'dan Kuzey Batı'ya doğru estiğini söyleyebiliriz. Ve gençler bir diğer bu rüzgarların bir diğer özelliği ise bu rüzgarlar genellikle soğuk okyanus akıntıları oluşturmaktalar. Ve bu rüzgarlar 60 derece enlemlerindeki batı rüzgarlarıyla karşılaşarak 60 derece enlemler üzerinde bu rüzgarlar cephe yağışı oluşturabilmekteler. Bir diğer ikinci rüzgar çeşidimiz ise mevsimlik rüzgarlar. Özellikle mevsimlik rüzgarlar ki diğer ismiyle muson rüzgarları olarak bilmemiz gerekiyor. Mevsimlik rüzgarlar gençler yaz ve kış mevsimlerinde kara ile denizlerin farklı ısınıp soğumasından dolayı esen ters yönlü rüzgarlar olduğunu bilmemiz gerekiyor ve gençler genelde mevsimlik rüzgarlar yani muson rüzgarlarının en çok en tipik olarak Güneydoğu Asya kıyılarında Güneydoğu Asya'da daha çok etkili olduğunu ve özellikle bu alanda bulunan Asya kıtası ile Hint Okyanusu'nun mevsimler içerisinde farklı ısınıp soğumasından bu rüzgarların meydana geldiğini söyleyebiliriz. Bu rüzgarlar kendi arasında yaz musonu ve kış musonu diye iki kısma ayırabiliriz. Yaz musonunun oluşumuna bakacak olursak özellikle sağ üst kısımdaki harita üzerinde dikkat edecek olursanız yazın özellikle Asya karası ısınmadan dolayı alçak basınç alanı konumuna gelmekte. E, Hint okyanusu ise daha serin olduğu için, karaya göre daha serin olduğu için yüksek bas alanıdır. Ve özellikle yazın Hint okyanusu üzerindeki yüksek bas alanından e, Asya kıtası üzerindeki alçak bas alanına doğru esen rüzgarlara biz yaz musunu adını vereceğiz. Ve yine alt taraftaki haritaya bakacak olursak dikkat edecek olursanız bu rüzgarlar Hint okyanusu kökenli olduğu için Hint, Hint okyanusu üzerindeki evet, nemli hava kütlesini Asya karasına taşabilmekte. Bu nedenle özellikle Güneydoğu Asya kıyıları yazın bol yağış, dünyanın en fazla yağış alan alanları kurumuna geçmekte. Kış musunun oluşumuna hep bakalım. Üstteki haritada yine özellikle kışın Asya karası çok soğuduğu için Asya kıtası üzerinde yüksek basınç alanı meydana gelmekte ve yine kışın okyanus, Hint Okyanusu daha ılık olduğu için Hint okyanusu üzerinde ise bir alçak basınç meydana gelmekte. İşte özellikle kışın e, yüksek bas alanı olan Asya kıtasından alçak bas alanı olan Hint okyanusuna doğru rüzgarlar meydana gelmekte. Biz buna kış musunu adını vermekteyiz. Yine dikkat edecek olursanız alttaki haritaya bakacak olursak e, yaz musunun tersine e, kış musunları kara kökenli olduğu için Hint okyanusuna doğru estiği için kara üzerinde herhangi bir yağış Hint okyanusu üzerine ne yapmamakta? Getirmemekte. Evet son olarak rüzgar çeşitlerimizden bir diğeri ise yerel rüzgarlar oluştuğunu oluşturduğunu söylemiştik. Gençler yani işte yerel rüzgarlar genellikle yerel basınç şartlarına bağlı olarak oluşmaktalar. Ve daha öncesinde derse başlarken bunların hangileri olduklarını söylemiştim. İsterseniz bir hatırlayalım. Bunlardan bir tanesi melten rüzgarları, bir diğeri sıcak yerel rüzgarlar, bir diğeri soğuk yerel ve tropikal rüzgarlar. Bunları ne yapalım? Bir detaylı bir şekilde görmeye birlikte çalışalım. Evet. ilk yerel rüzgarımız Meltem rüzgarları. Meltem rüzgarları gençler gün içerisindeki basınç farkından kaynaklanan rüzgarlardır. Özellikle bu basınç farkını biz karalar, denizler, dağlar ve vadiler üzerinde daha çok görmekteyiz. O yüzden karalardan denizlere doğru, denizlerden karalara doğru veya dağlardan vadilere doğru veyahut da vadilerden dağlara doğru bu rüzgarların estiğini söyleyebiliriz. Ve bu rüzgarların gençler bir diğer önemli bilmesi gereken özelliği ise kesinlikle bunu bilmemiz gerekiyor. Meltem rüzgarları kesinlikle yağış getirmezler, yağış bırakmazlar. Bu rüzgarları bir hatırlayalım. Bu rüzgarların içerisinde deniz meltemi, kara meltemi, dağ meltemi ve vadi meltemini birlikte görmeye çalışalım. Deniz melteminin oluşumunu birlikte görmeye çalışalım. Deniz Meltemi gündüz meydana gelen bir rüzgarımız. Özellikle gündüz denizler üzerinde, denizler serin olduğu için yüksek basçı alanı meydana gelmekte. Yine gündüz karalar daha sıcak olduğu için karalar üzerinde ise alçak basçı alanı meydana gelmekte. Bu nedenle denizler üzerindeki yüksek basçı alanından, karalar üzerindeki alçak basçı alanına doğru rüzgarlar oluşmakta. Biz bu rüzgarlara Deniz Meltemi adını vereceğiz. Ve Kesinlikle uyarı mahiyetinde şunu söylemek istiyorum. Deniz meltemi kesinlikle kara üzerine yağış getirmez. Özellikle ülkemizin denizlerinde de bu rüzgarı görme şansına sahibiz. Ege ve Akdeniz kıyılarından özellikle bu rüzgarların karaya doğru estiği görülmekte. Bu rüzgarlara biz genelde imbat adını vereceğiz. Bir diğer yerel rüzgarımız kara meltemi. Kara meltemin oluşumunu birlikte görmeye çalışalım. Özellikle gençler gece kara soğuduğu için karalar üzerinde yüksek bas alanı meydana gelmekte. Deniz ise daha ılık olduğu için karaya göre denizler üzerinde ise alçak bas alanı meydana gelmekte. Bu nedenle gece karalar üzerindeki yüksek bas alanından denizler üzerindeki alçak bas alanına doğru rüzgarlar meydana gelir. Ki biz bu oluşan rüzgara kara meltem adını vereceğiz. Bir diğer rüzgarımız olan vadi melteminin oluşumunu birlikte görmeye çalışalım. Gençler gündüz vadiler daha serindir. Yüksekler ise daha sıcak konumdadır. Bu nedenle özellikle vadiler üzerinde serin olan vadiler üzerinde yüksek baş meydana gelmekte. Daha sıcak olan yüksek kesimlerde ise genelde alçak baş meydana gelmekte. Özellikle yüksek basınç alanı olan vadilerden dağlara doğru rüzgarlar esmekte. İşte bu şekilde meydana gelen rüzgara biz vadi meltemi adını vereceğiz. Bir diğer yerel rüzgarımız ise dağ meltemi. Oluşumuna bir göz atacak olursak özellikle gece yüksek kesimler daha soğuk olduğu için daha serin olduğu için yüksek kesimlerde genellikle yüksek bas alanları meydana gelmekte. Vadiler ise yüksek olan kesimlere göre daha ılık olduğu için daha ılıman olduğu için sıcak olduğu için bu alanlar ise vadiler ise birer alçak baş alanı konumuna geçmekte. Bu nedenle özellikle yüksek kesimlerdeki yüksek baş alanlarından alçak kesimdeki e, vadiler üzerindeki alçak baş alanlarına doğru esen rüzgarlara ise biz dağ meltemi adını vereceğiz. Meltem rüzgarlarıyla muson rüzgarlarını karşılaştırmalı bir görmeye çalışalım. Özellikle e, meltem rüzgarlarını oluşturan etken günlük hareket iken Muson rüzgarlarını oluşturan etken ise yıllık harekettir. Dünyamızın yıllık hareketidir. Özellikle Meltem rüzgarlarının etki alanı dar iken Muson rüzgarlarının etki alanları daha geniştir. Meltem rüzgarları e, süre olarak günlük etki yaparken Muson rüzgarları ise mevsimlik etkiye sahiptir süre olarak. Bir diğer baktığımız zaman e, Meltem rüzgarları genelde kara, deniz, dağ, vadi gibi ortamlarda meydana gelirken muson rüzgarlarının daha çok sadece kara ve denizler arasında meydana geldiğini bilmemiz gerekiyor. Yine Meltem rüzgarlarının ve muson rüzgarlarının iklim üzerindeki etkisine bakacak olursak Meltem rüzgarlarının iklime etkisi yoktur. Ama muson rüzgarlarının iklime etkisi vardır. Sıcak yerel rüzgarlarımızdan fön rüzgarını görmeye çalışalım. Ee, özellikle fön rüzgarları gençler bir yamaçtan aşağı doğru inen hava kütlesinin sıcaklığını her 100 metrede bir derece arttırmasına bağlı olarak oluşan sıcak ve kuru rüzgarlardır. Genelde ilk çıkış noktası İsviçre Alpleri olduğu için burada bu rüzgarlara Fön rüzgar adı verilmiş. Ülkemizde ise gençler bu rüzgarlar görülür. Özellikle Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde bulunan Sıra Dağlarımızın yamaçlarında bu rüzgarları görebiliriz. Bir de fön rüzgarlarının etkisine bir bakacak olursak, gençler fön rüzgarları estikleri zaman özellikle bitkiler üzerinde kurutucu etki yapabilmekte. Bazen orman yangınlarına da sebep olabilmekteler bu rüzgarlar. Ve özellikle kış aylarında bu rüzgarların esmesine bağlı olarak karların erken erimesi ve aynı zamanda erimeye bağlı olarak bu alanlarda sel ve çığ tehlikesinin yaşanmasına sebep olabilirler. Yine yaz mevsiminde ise e, bu fön rüzgarları e, ürünlerin erken olgunlaşmasına e, neden olabiliyor. Ve yine fön rüzgarlarının insan sağlığına da olumsuz etkilerini söyleyebiliriz. Akdeniz çevresindeki sıcak ve soğuk yerel rüzgarlara bakacak olursak özellikle harita üzerinde dikkat edecek olursanız mavi ve Kırmızı oklarla gösterilen bazı rüzgar yönleri verilmiş. E, mavi oklarla gösterilen rüzgarımız genelde soğuk e, yerel rüzgarlar meydana getirmekte. Kırmızı oklarla gösterilen rüzgarlarımız ise sıcak yerel rüzgarlar oluşturmakta. Öncelikli olarak soğuk yerel rüzgarlardan başlayacak olursak ilk rüzgarımız Mistral. Gençler Mistral rüzgarı Fransa'nın güneyindeki dağlık alanlardan Rom Vadisi boyunca Batak Denize doğru esen soğuk yerel rüzgarlardan bir tanesidir. Bir diğer rüzgarımız ise Bora. Bora ise Hırvatistan'daki Dinar Alpleri'nden Adriyatik'teki eee Adriyatik Denizi'ne doğru esen soğuk yerel bir rüzgarımızdır. Etezyen rüzgarına bakacak olursak gençler, Balkan dağlarından Ege Denizi'ne doğru esen soğuk bir rüzgardır ve bu rüzgarlardan ülkemizin batı kıyıları etkilenebilmektedir. Bir diğer rüzgarımız son olarak soğuk yerel rüzgarlardan Krivet. Krivet ise gençler Doğu Avrupa'nın yüksek dağlık alanlarından Tuna Vadisi boyunca Karadeniz'e doğru e, esen soğuk yerel rüzgarlardan bir tanesi de Krivet'tir. Sıcak yerel rüzgara bakacak olursak bunlardan ilkini Sirocco oluşturuyor. Gençler Sirocco rüzgarı özellikle Batı Sahra'dan Batı Akdeniz'e doğru Esen çöl karakterli, çöl kökenli sıcak bir rüzgardır. Ve özellikle bu rüzgarın önemli bir özelliği şu. E, genellikle çöllerdeki toz taşınımını, taşınımını meydana getiren bir rüzgardır. Bu nedenle bu toz Avrupa'nın güney kıyılarına kadar ulaşabilmekte. Ve bu alanlarda bazen Güney Avrupa kıyılarında kırmızı ve sarı renkli yağışlar oluşturabilmekte. Bir diğer sıcak rüzgarımız Hamsin. Gençler hamsin ise Libya'nın çöllerinden kaynaklanan bir rüzgardır. Ve Orta Akdeniz'e doğru esen sıcak bir rüzgarımız. Bir diğer rüzgar ise gençler samyeli. Arabistan'ın çöllerinden özellikle Doğu Akdeniz'e doğru esen çok sıcak ve kuru bir rüzgardır. Özellikle yaz aylarında ülkemizde ülkemizin güneyi bu rüzgarlardan etkilenebilmekte. Son olarak rüzgar çeşitlerimizden bir diğerini ise tropikal rüzgarlar oluşturmakta. E, bu tür rüzgarlar genelde tropikal kuşakta 5 ila 20 derece enlemler arasında görülen rüzgarlardır. Genelde bu rüzgarlar gençler okyanuslar üzerinde meydana geliyor. Fakat okyanuslar üzerinde meydana gelen bu rüzgarlar e, bazen karalar üzerine gelerek e, karalar üzerinde etkili olabilmekte ve bu rüzgarların hızları oldukça fazladır. Bu rüzgarlar gençler etkili oldukları kıtalar üzerinde kıtalara göre farklı isimlendirilebilmekte. Örneğin Asya kıtasında bu tür şiddetli rüzgarlara tayfun adı verilmekte. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise bu şiddetli rüzgarlara tornado ismi veriliyor. Meksika Körfezi'nde ise bu rüzgarlar hurikan olarak bilinmekte. Gençler bu rüzgarlar genelde can ve mal kaybına sebep olurlar. Uyarı mahiyetinde şunu bilmemiz gerekiyor. Mutlak yani matematik konumu nedeniyle ülkemizde bu tür rüzgarlara rastlanılmaz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere sizlere iyi çalışmalar diliyorum.